Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Iğdır'dayız. Iğdır Ahmet karşılaşmasını takip etmek için geldik. Dün gece geldik, otelde kaldık. Ahmet'le de aynı oteldeydik. Çok zor bir karşılaşma. İki takım da çok güçlü kadrolara sahip. Iğdır son haftalarda formda. Buraya galibiyet serileriyle geldi. Ahmet Spor ise geçen hafta kendi sahasında Kastamonu'ya mağlup oldu. Evet, iyi bir konumdalar. Puansal anlamda hala iyiler ama psikolojik olarak onlar için de zor bir maç Iğdır deplasmanı. İki tarafta şampiyonluk hedefiyle yola çıktı. Buna göre kadro kurdular ve sezonun da beklenen maçlarından birisi, ilk yarının özellikle. Tabii ligin ikinci yarısında neler değişti onları bilemeyiz ama beklenen karşılaşmalarından biri. Şu an Iğdır merkezdeyiz. Havada biraz sisli ama muhtemelen maç oynanacak kadar herhangi bir problem yok gibi duruyor. Maç oynanır. Röportajlarımızda karşınızda olacağız. Maç içinde bakalım maç sonunda neler olacak. Güzel, zevkli bir karşılaşma olmasını bekliyoruz. İki takım da şu anda maça gelmiş durumdalar. Tabi sisli bir hava var ama tekrardan söylediğim gibi özellikle stat tarafında daha yoğun bir sis var. Soğuk da bir hava var. Ama maçın oynatmasına etki edecek herhangi bir durum yok. Röportajlarla karşınızda olacağız. Oldukça da maça yoğun da bir ilgi var. İki tarafında videolarını da çekmeye çalışacağız. Maçta Ömer Bey'i de yakaladık. Ömer Bey, nasıl bir maç bekliyorsunuz? Güzel bir maç bekliyoruz dostluk havasında ama ne olursa olsun kazanmak için geldik. 3 puanı almak için geldik. 3 puanı alıp sağ salim çıkıp gideceğiz memleketimize. Dostluk havasında güzel bir maç olacak. Başarılar iki takımıza. Peki nasıl görüyorsunuz zorluk derecesini? Alacağız. Alacaksın. Peki, evet. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ahmet Spor Başkanı Aziz Elal ile beraberiz. Başkanım, ne düşünüyorsunuz maçla alakalı? Valla dostluk içinde güzel bir karşılaşma izleyeceğiz. Yani bu maçın sonucu tabii iki takım için de çok önemli. Ama biz de burada kazanmak istiyoruz. Bu durgunluğumuza bir tekrardan bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah bu ligden Iğdır Spor ve Ahmet Spor çıkacak. Peki başkanım, teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Ve şimdi de huzurlarınızda şampiyonluğun en büyük adayı. Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. İlk yarıda Ahmet Spor daha organize ataklar geliştirirken Iğdır Futbol Kulübü geçiş hücumlarında etkili olmaya çalıştı. Çok bir pozisyon olmadı açıkçası ilk yarıda. Maçın ikinci yarısına yanılacak bilmiyorum. Hamleleri gerekli. Çünkü Iğdır tarafında organize atak etmekte güçlük çekiyor. Ahmet savunma çizgisini çok ciddi koruyor. Tabii Iğdır da savunma çizgisini çok bozulmaya çalışıyor. Çok da hani topa daha çok sahip olan Ahmet gibi gözükse de ortada bir pozisyon yok ilk yarıda. Bakalım ikinci yarıda neler olacak.